Bulunduğumuz bölge Mustafa Kemal Paşa'mızın kıymetli sulaklarından Uluabat Gölü'ndeyiz. Bundan ortalama 3-4 gün önce burada vicdanları sızlatan bir görüntü vardı. Gölün yaşam popülasyonunu son derece etkiliyor. Bursa ilimizin Mustafa Kemal Paşa ilçesi ve Karacabey ilçesi ortalama sadece Mustafa Kemal Paşa'da 160 bin dönüm küsürlü arazimizi suladığımız göl burası. Gölün kirliliğinden dolayı maalesef üreticiler ve hayvancılar, sebzeciler çok zor durumda. Maddi sıkıntılara sebebiyet veriyor. İnsan sağlığını ve hayvan sağlığını etkileyen bor, arsenik, metalefil ve ismini sayamadığım bir sürü katkı maddesi bulunmakta. Bazı işletmeler tarafından atılmakta bu maddeler. Biz bununla ilgili zor durumlar yaşıyoruz. Yetkililerden de bir an önce buna çözüm bulunmasını talep ediyoruz. Çözüm aslında çok basit. Buraya işletmelerin arıtmaları çalışmadığından dolayı gölün su kirliliği artmakta. Maliyetleri yüksek olduğu için işletmeler arıtmalarını çalıştırmıyor. Devlet denetleme makinesi sisteme girdiğinde maalesef yüzüne söylüyorum haberdar olunuyor. Devlet tarafından denetlemeye gelindiğinde arıtmalar çalıştırılıyor. Devlet yetkilileri gittikten sonra arıtmalar durdurulup bütün pis su olduğu gibi Uluabat Gölü'ne dökülmekte. Gölün kirlenme oranı 15-20 yıldan beri üst seviyelere çıkmış durumda. Bununla ilgili çok anlatacağım şey var. Kısaca bahsetmek isterim. Bu gölün kirliliği şunlara sebebiyet veriyor. Bakın, insan sağlığı en önde gelen konulardan birisi. Bunun akabinde bizim ürettiğimiz ürünleri bu suyla suluyoruz. Türkiye'nin belirli yerlerine, çok bölgesine biz ürün gönderiyoruz. Salçalı domates, salçalı biber, kavun, karpuz, Adana'ya, Urfa'ya, İstanbul hallerine buradan ürün gidiyor. Maalesef tüm vatandaşlarımız da bu sudan suladığımız ürünle birlikte, açık konuşuyorum, zehirleniyor. Bu sudan biz defalarca numuneler aldık. Gerek devlet kuruluşları, gerek serbest laboratuvarlarda bu suyun numuneleri alındı. Maalesef şu suda %19.4 bor oranı çıkıyor. Bor nereden kaynaklanıyor? Bizim Mustafa Kemal Paşa Kirmasli çayımız var. Kolu ilk başlangıcı Kütahya ilimizden geliyor. Kütahya'daki emek Etibor madeni birinci sebebiyetidir. Mustafa Kemal Paşa'da da Kestelik Etibor madenimiz var ama o şu an faaliyette olmadığı için onun etkisi yok. Bunun akabinde kömür madenleri, mermer ocakları, sütaneler, farklı farklı işletmeler. Kirmaslı çayı aracılığıyla o atıklar buraya aktarılıyor. O yetmiyormuş gibi bu gibi pompa aracılığıyla da farklı şekilde kirlenmesine sebebiyet veriyor. Bununla ilgili geçtiğimiz yaz sezonunda ürünlerimizde tonaj eksikliği ve rekolte düşüklüğü yaşadık. Atıyorum bir dönüm domatesden 14-15 ton domates alırken bu yıl 6 ton 7 tonlarda kaldık. Çiftçi maliyetleri %200-%300 liradan arttı. Verimlerimiz düştü. Bu konuyla ilgili çok büyük sıkıntılarımız var. Geçtiğimiz yaz ortalama 27-28 üreticimizle DSİ ve sulama birliğini mahkemeye verdik. Niye? Biz bu suyu ücret karşılığı alıyoruz. Bir dönüm arazimizi 180 ila 200 lira arasında değişen fiyatlarla suluyoruz. Bu su bize bedava gelmiyor. Bize bu suyu ücret karşılığı vermekle mükellef olanlar bize temiz su sağlamak zorundalar. Suyumuzla ilgili tarımsal sıkıntılarımızdan ziyade hayvansal sıkıntılarımız da var. Nasıl sebze üreticileri varsa hayvancılarımız da burada unutmamak lazım. Niye derseniz bu sudan maalesef baktığımız küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarımız da sulanıyor. Bundan 15-20 yıl önce hayvanlarımıza bir iki rahatsızlık görülürken şu an farklı farklı rahatsızlıklara sebebiyet verdi. Bunlardan birisi topallama, efendim söyleyeyim soğula, bunun gibi kuzu atmalar. Niye? Sağlıksız su içiyorlar. Bu hayvanların sütünü az önce bahsettiğim gibi sebzelerimizdeki gibi birçok ile ilçeye satış yapıyoruz. Maalesef vatandaşlar bunları
bu hayvansal ürünler de sabah kahvaltılarında, öğlen ve akşam yemeklerinde afetle yiyorlar. Bu sudan kaynaklı rahatsızlıklardan dolayı hayvanlara farklı farklı aşılama sistemleri, antibiyotik ilaçlar, ürünlerimize de öyle. Domatesimize, biberimize, karpuzumuza 3 tane ilaç atmamız gerekirken bu sudan kaynaklı hastalıkları önleyebilmek için yüzlerce ilaç kullanmak zorunda kalıyoruz. Bu süthanelerin bilhassa kostikle güğümleri yıkadığını söylüyorlar. Bir de borla ilgili bizim esas şeyimiz var. Sorunumuz var. Biz daha önce bu borla ilgili Uludağ Üniversitesi'nde hocalar, profesörler geldi, incelediler. Bu bir pepeğin bulunması gereken şey, burada 19 pepeğin çıkıyor. Çok yüksek yani. Her mahsula zarar verebilecek şekilde. Bu suların, hatta bu yazın domates ekicilerinden bir kardeşimiz mahkeme bile verdi su işleri. Su birlik. Bordan dolayı mahsuller yandı. Yanınca mahkemeye verdi o çocuk. Hatta demin de dedim, mısır, 120 günlük mısır ekiyoruz. 90 günde mısır hasata giriyor. Alt yaprak olduğu gibi kılcal damarları öldürüyor bor. Öldürüden dolayı hasata giriyor mısır. Verim düşüyor bu sefer. 1,5 ton alacaksan 1200. Bu sene genelde 1200-1300 alan nadir çıktı. Her sene 1800-1600. Bu sene bor fazla mı oldu nedir bilmiyoruz. Hatta tahlil ettirildi yani. Bor çok yüksek çıkıyor. Köyümüzün hemen dibinden geçen derenin tamamen bilhassa balık popülasyonu diye bir şey kalmadı yani. Çünkü fabrika atıklarının geldiği aşikar gözüküyor. Yazın bilhassa suların azaldığı zaman köpük köpüğe gidiyor. Hiçbir tane şu an bir tek canlı balık yok. Kalmadı. Tamamen kurudu yani.